Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Selanik gevreği hazırlıyoruz. Geçen gün İtalyan kurabiyesini yaptığım zaman birçok kişi çok benzetti. Hatta Selanik gevreği olduğunu zannettiler. Değil ama birbirine çok benziyor. Görüntüsü, lezzeti hemen hemen aynı. Ben bugün içerisinde kuş üzümü, kayısı, ceviz, fıstık kullanacağım. Ama sizler isterseniz badem, fındık, fıstık ne istiyorsanız koyabilirsiniz ya da hangisini istemiyorsanız da katmayabilirsiniz. Ana malzemesini koyun, içerisine koyulacak diğer malzemeler tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Hemen yapmaya başlıyorum. İlk önce malzemelerini sayıyorum ve hızlı bir şekilde sizlere tarifi veriyorum. Selanik gevreği için gerekecek malzemeler: 1 su bardağı artı 1 çay bardağı şeker. Eğer çok tatlı sevmiyorsanız 1 çay bardağındaki şekeri koymazsınız. 1 su bardağı sıvı yağ, 4 tane yumurta, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, kuru üzüm, kuru kayısı, kavrulmuş yer fıstığı ve ceviz. Ben yaklaşık hepsinden yarım su bardağı kadar kullanıyorum. Cevizimi ve kayısımı küçük küçük doğrayacağım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve yaklaşık 3 su bardağı kadar da un. Kayısılarınızı mutlaka minik minik doğrayın. O şekilde katın. Tabii kayısı koymak zorunda değilsiniz. Eğer evde yoksa koymayabilirsiniz. Yaban mersini de koyulabilir. İçerisine evde varsa. Yumurtalarımızı çırpma kabına kıralım. Yumurtaya vanilya ve şekerimizi koyup yaklaşık 3-4 dakika çırpalım. Yeterli. İçerisine sıvı yağımızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı olan sirkemizi de katalım. Tekrardan çok kısa çırpalım. Yaklaşık 20 saniye kadar. 3 su bardağı unumu ilave edeceğim. Kabartma tozunu da katacağım. Malzemeyi koyduktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar çırpalım. Kıvamı kek harcından daha koyu oluyor. Şu an tam istediğim gibi. İçerisine diğer bütün malzememizi koyup karıştıralım. Ben bu malzemeye bir tane portakalın kabuğunu da koymak istiyorum. Rendenin ince yeriyle rendeleyin. Sizler isterseniz tabi limon kabuğu da koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey de koymayın. Kaşıkla ya da spatulayla karıştıralım. Fırın tepsimizi pişirme kağıdına koyalım. Ve hazırladığımız bu harcı tepsimize dökelim. Harcımızı tepsinin her yerine eşit gelecek şekilde yaymamız gerekiyor. Yeterli. Fırınımı 180 derecede alt ayarda önceden açmıştım. Şu an gayet güzel ısındı. Siz de lütfen fırınınızı önceden açın, ısınsın. Hemen sıcak fırına koyuyorum ve yaklaşık yarım saat kadar altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Pembeleşmesi bizim için yeterli olacaktır. Herkesin fırını aynı sürede pişirmez. O yüzden lütfen kontrollü olalım. 25 dakikadır fırındaydı. Yeteri kadar pişti. Hemen çıkartıyorum. Ilıdıktan sonra İnce dilimler halinde bıçakla keselim. Kesinlikle soğumasını beklemeyin. Ilıması yeterli de bizim için. Dilimlere ayırdığımız Selanik gevreklerini başka bir fırın tepsisine yan yana dizelim. Bu şekilde koyalım. Fırınımı da 150 derecede fanlı da açtım. Isınıyor.
Sıcak fırına koyacağım ve 10 dakika kadar bırakacağım. İyice kurutmamız gerekiyor. İlk tepsim doldu. Hemen fırına koyuyorum ve 10 dakika bırakıyorum. Selanik gevreklerim iyice soğudu. Şu an kıtır kıtır oldular. Hemen bir parçada tadına bakmak istiyorum. Mis gibi portakal aroması koktu. Mutlaka bence portakal kabuğunu koyun. Çünkü çok yakışıyor bu kurabiyeye. İnanılmaz bir tadı var. Çok güzel. Böyle kıtır olduğuna bakmayın. Yerken hiç sert değil. Ağzınızda hemen dağılıyor. Kayısı, kuru üzüm ve portakal. Bu üçlüyü mutlaka koyun. Fındık, fıstık ya da ceviz de isteğe bağlı birini de koyabilirsiniz. Çayın yanına ve kahvenin yanına bence çok yakışıyor. Özellikle de uzun süre bayatlamıyor. 2-3 ay rahatlıkla kapalı bir kabın içerisinde durur. Bugünlük benden bu kadar. Tarifimin sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir ve evlerinizde uygularsınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.